Herkese merhaba. Bir şehri düşündüğünüzde büyük ihtimalle aklınıza birçok iş alanıyla dolu canlı metropoller, güzel manzaralar ve devasa gökdelenler geliyordur. Ancak dünyada neredeyse tamamen terk edilmiş birçok şehir bulunuyor. Ürkütücü ve tenha olan bu yerlerde zamanın izi çoktan silindi. İşte karşınızda dünyada terk edilmiş olan en büyük şehirler. North Brother Adası, Amerika Birleşik Devletleri. Bu terk edilen bölge teknik olarak bir kasaba olmasa da bu listedeki birçok yerden daha üzücü bir tarihe sahip. New York'un Doğu Nehri'nde yer alan bu bölge oldukça bulaşıcı hastalığı olan insanların yattığı hastaneyle ünlü. Riverside Hastanesi olarak bilinen bu hastane 1885 yılında açıldı ve burada genel olarak tifo, verem ve çiçek hastalığı gibi hastalığı olanlar kaldı. Tifolu Mary Mellon buradaki en ünlü hastaydı. İkinci Dünya Savaşı'nda kapandıktan sonra burası savaş gazilerinin evi olarak kullanıldı. 1950'li yıllarda ise çocuk uyuşturucu bağımlıları için rehabilitasyon merkezi olarak yeniden açıldı. Ancak 1963 yılında hastane kapılarını sonsuza dek kapadı. O zamandan beri de ada terk edilmiş durumda ve ziyaretçilere izin verilmiyor. Bugünlerde burası vahşi yaşam sığınağı olarak kullanılıyor. Ancak burada bir araştırma yapılıyor ve adanın yakın bir zamanda halka açılması planlanıyor. Pripyat, Ukrayna. Savaş, ekonomi ya da merkezi planlama, şehirlerin terk edilmesinin en yaygın nedenlerindendir. Ancak Pripyat, bunlardan ayrı olarak yaşanan nükleer felaket yüzünden terk edilen bir şehir. 26 Nisan 1986'da Çernobil'de nükleer santralin yakınındaki 4 numaralı reaktörün içinde korkunç bir erime gerçekleşti. Bu patlama alevlerin ve radyoaktif maddenin havaya saçılmasına neden oldu. Böylece bu maddeler Pripyat'ın her yerinde yayıldı. Burası santralde çalışan bilim insanları ve işçilerin yaşadığı şehirdi. Sonuç olarak şehirde yaşayan 49 bin kişi 36 saat içinde tahliye edildi ve kimsenin geri dönmemesi emredildi. Sovyet hükümeti hem Pripyat'ın hem de nükleer santralin bulunduğu 29 kilometrelik alanı ihraç bölgesi ilan etti. Buna rağmen eskiden burada yaşayan birçok insan nükleer patlamadan sonraki iki gün burada kaldıkları için patlamayla ilişkili büyük sağlık sorunları yaşadı. Bunlar arasında en inanılmaz olanı ise nükleer erimeden sonra bazı insanların hala Pripyat'ı terk etmeyi reddetmesiydi. O zamandan bugüne şehrin tüm popülasyonundan yalnızca 400 kişi bugünlere gelebildi. Pripyat'ı önümüzdeki en az birkaç yüzyıl daha yaşanmaz hale getiren bu korkunç yıkıma rağmen yetkililer turistlerin kısa süreli ziyaretleri için bölgenin güvenli olduğunu duyurdu. Bunun sonucunda herhangi biri bugün terk edilmiş bu şehre rehber kiralayarak gidebilir. Tabii bunun için kişi başı 100 ila 500 dolar arası ödeme yapmaları gerekiyor. Bu yüzden yakın bir zamanda Doğu Avrupa'yı ziyaret etmeyi düşünüyorsanız bu büyüleyici şehri listenize eklemenizi öneriyoruz. Temz Şehri, Çin. Genelde kopyalar orijinallerden çok daha kötüdür. Çin'deki Temz Şehri de bunun en iyi örneklerinden. Burası Şangay'da yığılan insanlara ev olması amacıyla Londra'da Victoria dönemi tarzı mimarinin bir kopyası olacak şekilde inşa edildi. Buradaki sokaklar parke taşlı ve sokaklarda Victoria tarzı teraslar, köşe dükkanlar ve kırmızı telefon kulübeleri bulunuyor. Çekici görüntüsüne ve 10 bin kişinin yaşayabileceği şekilde dizayn edilmesine rağmen burası Şangay'da yaşayan insanların pek hoşuna gitmedi. Bu şehir şu anda genel olarak boş durumda. Ancak Şangay'daki nüfus hiçbir şekilde azalmadığı için yakında insanların buraya taşınmaya zorlanacağı kesin. Krakow, İtalya. Terk edilmiş yerlerin çok azı İtalya'daki Krakow kadar doğaldır. İtalya'nın güneyindeki Basilicata bölgesinde yer alan ve M.Ö. 540 yılında bulunan bu yerin 400 metrelik bir uçurumun tepesine inşa edildiği için sarsıcı bir görüntüsü var. Böyle bir yere yapılma nedeni, kasabanın olası davetsiz misafirlerinden korunmasının daha kolay olması. Bu kendini savunma mekanizması 1500 yıl önce çok iyi çalışıyordu. Yine de şehir en sonunda çöktü. Çünkü Krakow, kaçınılması imkansız doğal afetlerle boğuşuyordu. Ve yaşanan birçok toprak kayması buraya ciddi zararlar verdi. Bu toprak kaymaları 1963 yılında daha şiddetli olmaya başladı ve İtalya hükümeti Krakow'da yaşayan herkesi buradan ayrılmaya zorladı ve Krakow'da yaşayan insanlar yakınlardaki Peşira kasabasına yerleştirildi. O zamandan beri Krakow en popüler turistik yerlerden ve film çekim noktalarından biri. Oradour-sur-Glane, Fransa. Oradour-sur-Glane hiçbir zaman büyük bir şehir olmadı. Ancak burası listemizdeki en trajik hikayeye sahip kasabalardan biri.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından işgal edilen Oradour-sur-Glane 1944 yılında Nazilerin kara kitaplarına girdi. Burası koruma muhafızları tarafından yoğun olarak korunurken Helmut Kampf şehrin direnişçi birlikleri tarafından öldürüldü. Bunun sonucunda koruma muhafızı Adolf Dieckmann intikam almaya karar verdi ve şehre birçok koruma muhafızı birlikleri gönderdi. Erkekleri ahıra, kadınları ve çocukları da kiliselere zorla soktular. Her iki grup da askerlerin rastgele atışlarından ve alevlerden yaralanarak öldü. O gün toplam 642 ölüm kaydedildi. Bu da bütün kasaba halkının o gün öldüğü anlamına geliyordu. Bu yüzden savaş bittikten sonra Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle eski kasabanın yanmış kalıntılarına dokunulmamasını emretti. Burası öylece kurbanların yaşadığı yer olarak kaldı. Sonuç olarak o günden beri bu bölgeye hem dokunulmadı hem de kimse bu bölgede yaşamadı. Ordos şehri, Çin. Bütün şehir bölgeleri meşgul, canlı ve tabii ki insanla doluyken Ordos şehrinin iç bölgesi olan Kengbashi bomboş. Çin'in kuzey bölgesi olan İç Moğolistan'da inşaatlar 2003 yılında başladı. 300 bin insanın barınabileceği bu şehrin 2010 yılındaki popülasyonu yalnızca 20 bin ila 30 bin kişiydi. Ve o zamandan beri popülasyon çok az artıyor. Devasa ileri teknoloji tesisleri, ev ve iş gökdelenleri çoktan inşa edilmiş olsa da burası hala yaşamak için fazla sakin. Kennecott, Amerika Birleşik Devletleri. Kennecott, karlı bir eyalet olan Alaska'nın kuzeyinde bulunuyor. 1911 ve 1938 yılları arasında burada 200 milyon dolar değerinde bakır madeni üretildiğini söylememiz gerek. Bugün bu rakam 3 milyar dolara ulaştı. Ancak 1938 yılında madenler resmi olarak kapandı. Bu da Kennecott'u bir hayalet şehre dönüştürdü. Yine de burası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük milli park olan Wrangell-San Elias Milli Parkı ve koruma alanına dahil edildiğinden beri her yıl turist ziyaretlerine ev sahipliği yapıyor. Kolmanskop, Namibya. Maden kasabalarının genelde bir ömrü vardır ve Kolmanskop da bir istisna değil. Kolmanskop, Güneybatı Afrika'nın güneybatısındaki ülke Namibya'da bulunuyor. Burası 1908 yılında bir tren yolu çalışanı bu bölgede büyük bir elmas bulduktan sonra kuruldu. Böylece önde gelen büyük elmas madeni açılmış oldu. Alman işçiler buraya geldi ve sonunda sadece hastane değil, balo salonu, tiyatro, spor salonu ve kasino gibi hayatı kolaylaştıran yapılar inşa ettiler. Aynı zamanda Güney Yarımküre'de bulunan ilk X-ray istasyonu ve Afrika'daki ilk tramvay da burada kuruldu. 1928 yılında Kolmanskop'un 260 kilometre güneyinde elmas bulması daha kolay olan daha büyük bir maden yatağı bulundu. İkinci Dünya Savaşı'nda Kolmanskop ciddi şekilde tükendi. Kasaba çölde yaşanan doğal afetler yüzünden 1956 yılında tamamen terk edildi. Kolmanskop şu anda dizlere kadar kuma batmış durumda. Yine de bugün bile burası hala ziyaret edilebilir durumda. Burası Spargabiet olarak bilinen çölün sınırlı bir bölgesinde yer aldığı için ziyaretçilerin içeri girmeden önce izin alması gerekiyor.